Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik pişirme tekniğiyle yaptığım lavaş ekmek tarifim var. İstisnasız videoda gördüğünüz gibi ekmeklerin hepsi balon gibi kabardı. İsterseniz tarifimizin hemen yapılışına geçelim. Yoğurma kabımın içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Üzerine tepeleme 1 tatlı kaşığı maya ekliyorum. Daha sonra da 300 ml ılık süt ekliyorum. Şimdi unu ekliyorum. Toplamda 5 bardak un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişiklik olabilir. Sizler de mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. İlk önce bir miktarını ekliyorum. Hamuru şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra kalanını ekleyip güzelce yoğuruyorum hamuru. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yapıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Elinizi hamurdan çıkartamadığınız zaman elinizi birazcık sıvı yağ batırarak kolayca hamurdan çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Yumuşaklığı da bu şekilde. Şimdi üzerini kapatıp mayalanması için biraz bekletiyorum. Hamurum mayalandı. Şimdi hamurun üzerine açıyorum. Hamuru elimle şöyle bir toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum. İlk önce tezgahın üzerine birazcık un serpiyorum. Hamurun maya kokusunun çıkması için tezgahın üzerinde aynı videoda gördüğünüz gibi bir toparlıyorum. Elinize yapıştığı zaman undan yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde toparladıktan sonra küçük bezelerimi hazırlıyorum. Kesme kartı ile kesip küçük bezelerimi hazırlıyorum. Avuç içimde bu şekilde yuvarlayarak bezeleri hazırlıyorum arkadaşlar. Bezeleri hazırladıktan sonra uygun bir kabın içerisine alıp mutlaka üzerini kapatalım. Kabuk bağlamaması için. Lavaş ekmeklerimizi açarken kabuk bağlarsa açılması çok zor olur. Bu yüzden mutlaka üzerini kapatalım. Gördüğünüz gibi bezelerim hazır. Şimdi hemen bir tanesinin altına ve üstüne un ekleyip oklavam ile açıyorum. Eğer oklava kullanamıyorsanız merdane ile de açabilirsiniz. Ara ara azar azar un ekleyerek aynen bu şekilde açalım gördüğünüz gibi. Şöyle kalınlığını da sizlere bir göstereceğim. Çok fazla ince açmanıza gerek yok arkadaşlar. Çok ince açarsanız istediğiniz gibi kabarmaz. Önceden fırını güzelce ısıtıyorum. Son ayarı aldıktan sonra hemen ekmeği içerisine serince gördüğünüz gibi ben diğerini açmadan aynen balon gibi kabarıyor arkadaşlar. İnanın çok güzel lavaş ekmekler oldu. Şöyle yakından sizlere göstermek istedim nasıl kabardığını.
fırından çıkartıyorum ve hala balon gibi duruyor gördüğünüz gibi. Pişmediğini kesinlikle düşünmeyin. İçi de çok güzel bir şekilde pişiyor. İçindeki buhar yöntemiyle içi kesinlikle çiğ kalmadı. Aynen marketten aldığımız lavaşlar gibi biraz rengi beyaz oluyor ama kesinlikle çiğ kaldığını düşünmeyin. Hemen açtığım diğer ekmeği de fırın içerisine alıyorum. Bakın anında bu da balon gibi kabardı. Hepsi bu şekilde kabardı arkadaşlar. Eğer tavanın içinde pişiremiyorum, çeviremiyorum veya yakıyorum diyorsanız sizler de mutlaka bu tekniği deneyin. İnanın ben çok memnun kaldım. Denediğiniz zaman yorumlar kısmından fikirlerinizi ve farklı önerileriniz varsa önerilerinizi bekliyorum. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi bana yorumlar kısmında mutlaka yazın. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Kısa kısa bütün lavaş ekmeklerin nasıl kabardığını sizlere göstermeye çalıştım. Hepsi aynı şekilde kabardı ve yumuşacık oldu. Videonun sonunda lavaş ekmeklerin içini de gösteriyorum sizlere. Pişmedi diye kesinlikle içinizde bir şüphe kalmasın. Hepsi çok güzel bir şekilde pişti. Hepsi de aynen böyle balon gibi kabardı. Bakın üzeri de bu şekilde kızarıyor. Ben bir tanesini açarken daha açıp bitirmeden hemen fırındaki ekmek bu şekilde kabarıyor. 1 dakikadan kısa bir sürede pişiyor arkadaşlar. Yaptığım ekmeklerin hepsini hemen sıcak sıcak bir poşetin içerisine aldım. Sulama yöntemi falan yapmadım. Ama isterseniz siz sulama yöntemi de yapabilirsiniz. Poşetin içerisine koydum ve sıcak sıcak birbirinin sıcağı ile yumuşacık oldu. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Hepsini pişirdim gördüğünüz gibi. Çok güzel, çok yumuşak ve değişik pişirme yöntemiyle harika bir ekmek yaptım sizlere. Sizler de denediğiniz zaman eminim memnun kalırsınız. Şöyle açıp içini de göstermek istiyorum pişip pişmediğini. Eğer ekmek açamıyorum veya ekmek yapamıyorum diyorsanız sayfamda ekmek açma dersi olarak videolarım var. İsterseniz onları da takip edebilirsiniz. Çünkü bu konu hakkında ben çok yorum alıyorum. Siz nasıl açıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, böyle bir video hazırlar mısınız diye. Sayfamda böyle bir video mevcut arkadaşlar. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz. Şöyle yumuşaklığını da sizlere gösterdikten sonra artık veda etmeye geçeceğim. İçerisine istediğiniz her şeyi koyarak tüketebilirsiniz veya dondurucuda da saklayabilirsiniz. Artık burada videomun sonuna geldim arkadaşlar. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.